Alalım. Teşekkür ederim. Buyurun kayıt akıyor. Evet, iyi akşamlar Tümer. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi diyelim, iyi olalım. İyi, fena değilim. Bir gıda zehirlenmesi geçirdim. Çok geçmiş olsun. Biraz kötü geçti bugün. Serum falan. Yine de ama sahneye de geldik. Öyle. Biz öyle. Yani bizim mesleğimiz bu. Yapacak bir şey yok. Ama gördüğümüz kadarıyla galiba iyiyim, yok. Çok şükür. İyiden temizlendi. Evet. Yani işte serum aldım. Kan tahlili falan. İlaçlar. İyiyiz çok şükür. Şimdi de aslında gerçek ilacı yerindeyiz. Sahneye evet, diyelim. Evet. Evet. Sahneye çıkınca her şey. Tamam. Evet, çok şıksınız. Nasıl hazırlandınız yüceye? Biraz bahseder misiniz? Çok farklı detayları olan bir kıyafet. Çok teşekkür ederim. Sonra sarp baş yaptı gene. Özellikle böyle bir şey istedim ben. Hem spor hem şık olsun. O da böyle bir şey hazırladı. Böyle bir kılık hazırladı. Sağ olsun. Bugün çünkü kış sezonunu bitiriyoruz. Mekanda. Keyifli, güzel bir akşam olacak inşallah. Evet, sonra geldik, saçlı makyajlı giydik, kuşandık, çıktık işte. Kesinlikle. Yaz da geldi artık, konserlerin kısılmasını biliyorum bunları. Yoğun gidiyor. Bayağı yoğun çalışıyoruz. Gene keza Temmuz'da da devam edecek. Herkes soruyordu, o yüzden söyleyeyim dedim. 22 Temmuz'da da Harbiye Açık Hava'dayız. Konserimiz var. Onu da buradan söyleyeyim. Sonra devam edecek. İzmir, Kuşadası falan devam ediyoruz yani. Harika. Bunların yaptığınız bir parça da rap kültürüyle birleşince çok güzel bir şey çıktı. Senin gibi de tam ifade edemiyorum. Rap bir şarkı değil o. O rap bir şarkı. Yok, hayır. İçerisindeki o renklerle birlikte de aslında müze şu anda... Sound'u, evet. Daha böyle trap bir sound var. Ben seviyorum. Hem arkadaşlarımla beraber müzik yapmak, paylaşmak, şarkıları söylemek keyifli oluyor. Benim için de yeniydi böyle bir sound'la. Ama yenilikler güzel bence. Kendi tarzınızı ve kendi müzikal kimliğinizi de beraber harmanlayarak yeni akımlara kucak açmak güzel şey. Evet, zaten dijital platformlarda da şu an hala da çok güzel gidiyor. Evet, evet, hala kullanma öyle. Kullanma oranları da çok yüksek. Çok şükür. Güzel gidiyor. Var mı yeni şarkılar hazırlıyor. Evet. Yakındır. Yani Temmuz'da düşünüyorum. Hazırlıkları bitti gibi devamını da ediyor. Elimizde bayağı şarkılar var. Onları inşallah böyle dinleyicilerimizle paylaşacağız. Daha fazla böyle çok rahatsızsınız, tutmuyordu bizde ama son olarak geçtiğimiz günlerde bir Isparta konseri vardı. İptal edildi, birçok şey yazıldı, çizildi. Sizi görmüşken onu da sormak istedim. Ne söylemek istersiniz? Valla bunu çok uzatmak istemiyorum ben. Malum herkes her şeyi yazdı, çizdi dediği gibi. Günlerce Twitter'da TT oldum. Uzatmak istemiyorum açıkçası bu konuyu. Zaten yeterince konuşuldu bu mevzu. Biz konuşmasak da herkes konuştu bizim için, bizim adımıza. Öyle durumlar. Bu çok uzatmaya gerek yok. Zaten çok uzadı. Yani çok fazla bu mevzu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Peki, daha fazla yorumlarım. Sizi sahne sizin olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bir görüntü alalım. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Çok teşekkür ederim.
burada gelirsin. İşte hepinize teşekkür ediyorum. Bu kadar uzun senelerce beni bu ödüle layık gördünüz için moda ikonu olarak. Mutluyum hakikaten. Yani kalbim tam yerinde yani. Sizi inanılmaz şık gördüm bu akşam. Ha, sağ ol, teşekkür ediyorum. Nasıl bir hazırlık aşaması oldu acaba? Elbiseleri tercih ettim. Beğendim elbise. İşte böyle bir değişik bir şey yapmak istedim bu sefer. Hediye paketi gibi geldim. Beyazlara bürümüşüm. Sağ ol, çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Son zamanlarda adınıza bir haberler çıktı. Nafaka'yla alakalı. Bununla alakalı var mı? Senin detay var mı? Söylemek ister misiniz? Nafaka bir şey yok. Yani o haberler ben bilmiyorum. Nafaka'ya ilgili davamız bitti. Oyunda haberler çıktı İvan Hanım. Yurdal Bey'in davasını kazandığınıza dair haberler çıktı. 2002 yılında dava açmıştınız. Öyle bu tür haberler çıktı. Mal paylaşım dava diyorsunuz. Nafaka değil. Evet, o sonuçlandı. Ama daha tamamen sonuçlanmadığı için çok fazla söylemeyeyim. Çünkü 20 gün daha var tamamen sonuçlaması için. 9 sene davaya maalesef sürüyor. 9 sene işte sonra bir sonuçla hayırlısı. Bakalım. Bir ay daha var. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Son bir kere daha aldık. Gözler bende olabilir mi? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Güzel bir dizayn beğendirisi. Kadınlar makinesi. Neler söyleyecek? Çok heyecanlıyız. Vallahi benim ikinci izleyişim zaten. Kapattım. Onun için biraz daha fazla heyecanlıyım. Bekliyoruz çıkmasını. Müde Bey de gelmek istemiştir ama gelememiştir. Evet, onun içinde kaldı o evde. Buradan bizden haber bekliyor, yayın bekliyor. Ona video atacağız buradan inşallah. Başlasın. Peki siz nasılsınız? Evlilik nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda. Teşekkür ederim. Derya Hanım'ın bir sorun isteği vardı ama. İnşallah vakti gelince olur. İnşallah. Peki kız mı olsun istersiniz belki? Başım öyle doğmamış çocuğum. Hayırlısıyla sağlıklı gelsin de. Bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Derya Hanım'ın bir sorun isteği vardı. Vallahi kadınlar makinesi dediler, koştuk geldik biz de. Yasemin Hanım'ı da gördük ama geldik. Hep birlikte geldik. İyi, sağ olun. Ne yapalım, bir şey yapmıyoruz. Sizlerin yaptığı gibi evde oturuyoruz. İşte böyle güzel bir konser olursa oraya geliyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. Yazınızı değerlendireceğiz. Şimdilik yok öyle bir korkum. Belki sonrasında. Peki geçtiğimiz günlerde de bir açıklamada da vardı. Torun içerisinde siz aldığınızda dair. Ya inşallah her şeyin hayırlısı. Yazınızı arama soramadık ama kendilerinin böyle bir düşüncesi var mı acaba? Valla saygı duyuyorum. Onlar ne zaman tamam dedikleri zaman inşallah hayırlısı olur. Peki İbrahim Bey istiyor mu? Ya İbrahim Bey'de çok durum var ama tabi ister o da yani. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir ödül törenindeyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel tabii. Teşvik edici şeyler, ödüller. Her zaman ödül almak için yapmıyoruz bir işi ama yapınca da, iyi bir şey yapınca da ondan ödül almak insanı tabii daha çok şevklendiriyor, daha çok mutlu ediyor. Bir sonraki işinize daha şeyle, azimle hazırlanıyorsunuz. Hangi dalda ödül alacaksınız peki? Onu öğrendim. Ben ömür boyu başarı yaşam ödülü alacağım ama zannediyorum şu tiyatrodan, son tiyatro oyunundan çok fazla ödül aldık. 5 ödül oldu, bu 6.sı olacak. Onu da herhalde, o da etkili olmuştur. Evet, ömür boyu başarılı bir kadınsınız. Genç yıllarınızda, evet. Şu anki yıllarınızda. Kendinizi değerlendirdiğiniz zaman iki taraflı bir meseleydi. Gençliği mi, şu anki dönemi? Ya parlak ustalık dönemi. Artık tabii yani 30'lu yaşlarla 60 yaşı karşılaştırmak mümkün değil. Giderek ustalaşıyorsunuz, yaşamda ustalaştığınız gibi. Peki yeni projeler var mı? Dizi, film, sinema var gibi? Var bir şey. Zaten yaz oyunlarımız olacak, açık hava oyunlarımız olacak.
Onun dışında da bir takım görüşmeler var. Her şey yolunda. Yazın her şey yolunda. Yazın yine kızımın yanına giderim. Her zaman olduğu gibi klasik. Arkadaşlar, dostlar eğleniriz. Malum. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Eğlenceler. Dikkatlice bakıyor. Nasılsınız? İyiyiz, harika. Ne yapıyorsun? İyiyim. Keyifler? Nasıl keyif? İyi, güzel. İşte ufaklıkla dondurma yemek eğitimi için. Dondurma istedim, bize bekliyor. Tamam. Var mı bir tatil planı, karavan durumu? Tatil planı şu anda yok ya. Müge'nin çekimleri falan var. O yüzden uzun bir tatil yok. Volkan kaç saat? Yazın çalışacak mı yoksa? Valla işte bu ara projeleri falan var sanırım. Reklam çekimidir vesaire. Aynen. Sanırım birkaç projesi var Müge'nin. O yüzden bu yaz daha çok ağırlıklı İstanbul'dayız. Ufak tefek bir git geldi. Bir aslında gidip dinlenmek istiyoruz da bir türlü fırsat bulamadık. Tam karavan yapıldı. Aynen. Şimdi tatil iptal oldu galiba. Aynen. Aynen. Bakalım. Buralar. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Mikrofonu sevdi galiba. Konuşmak ister misin? Şarkı söylemek ister misin? Annem de buradan aldı. Evet, anne. Anne de onlarla konuşuyor. Evet, evet. Çok sağ olun canım. Görüşürüz. Çok sağ olun. Bay bay. Değil mi? Merhaba, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Hayır. Düştüm. Hayır. Nazar değil. Evet, nazar. Çok sağ olun. Muhteşem bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi hem çok heyecanlıyız hem de mutluyuz. Bu gece benim de yönetim kurumunda çalıştığım Gülmek İyileştirici Derneği yararına yapılıyor. Dolayısıyla mutluyuz, gururluyuz. Güzel olacak inşallah. Şahane bir kalabalık var içeride. Süper. Dernek çalışmalarından biraz bahsedebilir miyiz aslında? Hani sizinle özdeşleşmiş bir şey ama bilmeyenler için. Yok, estağfurullah. Biz kanser tedavisi gören çocuklar için hijyenik oyun merkezleri açıyoruz. 3 tane İstanbul oyun merkezimiz var. 4. oyun merkezimizi de 19 Mayıs'ta Samsun'da açtık. Yani bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklar sosyal ortamda asla bulamıyorlar. Bizim oyun merkezlerimiz tamamen steril edilmiş durumda ve orada güzelce oyunlarını oynuyorlar. Ailelere mental destek veriliyor vesaire. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yeni çiftlik öncelikle çok hayırlı iyi. Olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Çiftlik işleri nasıl gidiyor öncelikle? İyi gidiyor. Ben içimden bir çiftçi varmış, onu fark ettim. İçimdeki minik çiftçiyle barıştım ve şu anda toprakla uğraşıyorum. Güzel gidiyor. Daha önce de gıda ve restoran üzerine zaten dükkanımız vardı. Bu hevesle de çiftliğe girmiş olduk. Şimdi çiftlikte de bir yer açtık. İyi gidiyor vallahi. Ben şey değil yani, palavradan değil. Hakikaten her sabah gidiyorum tarlaya. Ekinlere bakıyorum. Akşama kadar çalışıyorum orada. Bayağı galiba büyük bir yer. Hani satış olacak mı mesela? Yok, böyle satış taze, satış bir sonraki aşamada yapacağız. Ben hemen adresinizi alayım, satış ciddi. Şöyle, önce kendi restoranımız için yetiştiriyoruz. Artarsa tabii ki paylaşırız yani. Seve seve. İlker Bey, sizinle ilgili bir şey duyduk. Ayın belirli bir gününde oyuncu ve kendi çok yakın arkadaşlarınıza davetler veriyor musunuz? Bu günün sizde bir anlam, önemi mi var yoksa? Çünkü her duyduğumda geç kalıyorum ben, ayın birinci günü ya da haftanın salı günü. Hep böyle bir matematiksel bir şey var. Kunduz, çok iyisin. Ya şöyle, sahne sanatlarıyla uğraşan birçok arkadaşım, biz birbirimizi göremiyoruz. Ve sürekli turnelerde karşılaşıyoruz, galalarda, festivallerde ve orada da sürekli şey konuşuyoruz. Ama bak, mutlaka görüşelim diye bir daha da görüşmüyoruz. Burası bizim de kendi mekanımız olduğu için dedik ki her ayın ilk salısı bir araya gelelim ve salı sallanır geceleri yapalım. Orada eş dost, arkadaş, müzisyen arkadaşlar, işte oyuncu arkadaşlar bir araya gelip böyle bir davet yapıyoruz, toplantı yapıyoruz. Bak, sızmış dışarı. İnşallah bir araya biz de yetişelim. Peki, son olarak yaz geldi, neler yapacaksınız? Evet, çiftlik devam edecek ama oyunculuk anlamında ya da programlar anlamında. Bir programa başlıyorum şimdi. Aa, yaz olsun. Boyunca bir program yapacağım. Çok teşekkürler. Çakallarla Dans 6'nın çekimleri başlıyor.
sonbaharda pandemi öncesinde çektiğimiz müstakbel damat vizyona girecek. 20 gün sonra biberlerim, 40 gün sonra da domateslerim oluyor. Yazın bunlarla geçecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Çok eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Vay, salı sallanırlar ha. Takip ediyorum seni abi. Süpersin, eyvallah. Süpersin. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. Ben de. Teşekkürler, sağ olun. Daçlar, daçlar üstüne. Güzel bir akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Sarap. Niye böyle kaçıyoruz aslında? Güzel niye? Bilal Bey, Esin Hanım, iyi akşamlar. Merhabalar, nasılsınız? Nereden? Geçmiş olsun, değil mi? Çok teşekkürler, düştüm ya, ben kolumu kırdım. Yine dikkat et, yine düşeceksin. Evet, geç şurada. Ayrılık haberleri vardı ama sizi bir arada gördük. Neler söyleyeceksiniz? Abi senden birkaç cümle alalım. Esin Hanım abi, sizi de lütfen yani yakalamışken ayrılık haberleri ama çıkmıştı. Ama böyle çok şey oldu bayağı. Yan yana görünce biz sanki de... Sanki gizli saklı bir şey yapıyormuşuz yok, yok gibi oldu. Ya şöyle, biz açıklamayı gördüysen zaten görmüşsündür. Biz zaten orada onları laf olsun diye söylemedik. Biz gerçekten iki iyi arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Gördüğün gibi iki arkadaşız. Evet, dondurmayacağız. Ayrılma kararımız hala geçerli. Evet, ayrılacağız. Hani evlilik, evet, evlilikte yani evlilik olmadı, yapamadık. Ama iki arkadaşız. Değil mi, gördüğün gibi? Öyleyiz, evet. Esin Hanım'ın gülümsemesinden sanki hala... Yo yo, ben hala şu an ne yaşadığımızı... Peki aşk, sevgi var mı? Devam ediyor mu? Aranızdaki sevgi var biter mi? Devam ediyor mu? Ya tabii ki sevgi de... Sevgi biter mi? Ekmek biter, süt biter, sevgi bitmez. Aşk bitmez abi, aşk ölümsüz. Ödüm koptu. Hadi ya, gidelim. Çok şey yapmak istemiyorum. Yani anlamışsınızdır inşallah. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Hani teşekkür ederim. Öyle pek alışılagelmiş bir durum değil, görüyorum sizler için ama hani biz gerçekten birbirimizi kırma noktasına... Paylaşımlarınızı evet, gördüğümüz için, kırma nokta, bir arada biz, gördüğümüz için biz birbirimizi istedik. O kırma Allah noktasına geldik inşallah, ve onu daha ileri gitmesin ya, diye hani birbirimizi kaybetmeyelim ya, diye hani evlilik çünkü buna sebep oluyordu. Ha, evliliği bitirip arkadaş olarak devam etmeye karar verdik. Evet. Gerçekten çok gerçekten çok iyi arkadaşız yani. Peki, çok hiç problem yok. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi akşamlar, iyi çalışmalar, öptük. Şu bıyıklara bak, bıyıklara bak. Aslan abi. Aslan abi. Seni seviyorum, seni seviyorum.